para. Ama burada çok çok daha iyi bir para. Şunu da ekleyelim şöyle. Gallardo çok önemli değil. Gelirse olur. Gelmezse Marco da fena değil. Marco ile ben devam edeceğim galiba. Bir de oraya Toledo çaktım mıydı? Tamam mı? İkisi sağlı sollu otobana çevirirler. Evet, şöyle bir devam edelim o zaman. Hadi bakalım. Hemen yeni sözleşmeyi önerdim. İnşallah Marco'yu... Marco olsun da Castellini olmasa da olur. Çünkü Colagini gelirse zaten Castellini'nin yanında Cannavaro veya Ferrari de yedek olacak. Belki satarım, bilmiyorum. Junior meselesi var. Vallahi Junior'ı satsak mı satmasak mı? Satsak, istesek satabilir miyiz? Onu da bilmiyorum. Bakacağız. Çok güzel bir rotasyonumuz oldu. Onu da kaybetmek istemiyorum. Şimdi UEFA hedefim de var. Bu kadroyla ben çok güzel işler yapabilirim. Bir de buna Robinho eklenecek. Ay sonunda gelecek. De Rossi meselesi ay sonuna kaldı. Çünkü Temmuz'un 24'ü 25'i falan yapmışlar bitişini. O yüzden onun 6 aya dönmesi ay sonunda olacak. Coco'yu aldık. Hemen şuraya alayım. Şunu şuraya koyayım. Aha, teklif. Kira diyor ya. Yok abi, bu ne böyle? Para vermiyor, bir şey yapmıyor. Aha, izleyen var. Nakata'yı da izleyen var. Oo, Chelsea. 11.500'e düşeyim. Bak, dumping var, dumping. Gel koçum. 11.500'e bırakacağım sana. Bayağı hareketli bir para transfer dönemi olacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Eğer umduğum bütün transferleri yapabilirsem, Colocini, De Rossi, Toledo, bir de Nakata'yı satarsam, of, efsane olur var ya. Bakacağız. Davide yedekler arasına şey katılacak. 6.250'yi ver. Götür. Şey, hala teklif gelmedi Nakata'ya. Son 1.250 dinleyelim. Marco arada sözleşme imzalarsa çok güzel olur. Ha, vallahi geldi. Evet, Gallardo River'da kaldı. Fabrizio. Ben buna Fabrizio diyeyim. Fabrizio, of, taş gibi abi, şuna bak. Kıyasla mesela. Baksana abi, komple sarı. Şu 3 şurası hariç. Bariz üstünlüğü var yani. Zihinsel de yani hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Güzel. Van der Gan. Buna gözlemci raporu istedik. Bakalım, iyi bir oyuncuysa sağ tarafta, çünkü Nakata'yı satma ihtimalimiz var. Nakata git artık koçum ya. Chelsea'den teklif meklif yok. Hayırlısı olsun. "11'e kadar düştüm bak. Küsüratı attım. Chelsea, gel beni bul." Hadi be oğlum be.
Güldür be yüzümüzü. Bu çocuk da çok iyi ya. Enzo Maresca. Aha. Senin için 11'e bırakırım. 750'yi de siliyorum. Başımın gözümün sadakası olsun. Hadi oğlum. İmza, ha, imzayı atmış, tamam. Sıkıntı yok, güzel. Tamam. Marco bizde. Şimdi fiyat üzerinden anlaşalım. 6,25'e satabilirsek satar mıyım? Bitiriciliği var abi, satmayabilirim. Ben şöyle diye düşünüyordum. Nakata'yı satarsam Toledo'yu alır oraya koyarım diye düşünüyordum. Şimdi Marco'yu koyabilirim. Yedekten çok başlattım ama çok süre verdim. Karşılığını, meyvesini de aldım. Güzel gelişmiş. Hadi bakalım. Bir sonraki maça Marco ile çıkacağım. Göstersin kendini. Forvetlerden birini de şu Morfeo'yu bir satabilsek çok güzel olacak ya. Ama şeyin Bresciano'nun yedeği yok galiba. Sol tarafta yedek kim var ben hatırlayamadım şu an. Benim bildiğim şeyi koyuyoruz. Morfeo'yu koyuyoruz. Başka yok. Geri çekti. Tamam. Junti. Bir zamanlar Milan'da oynuyordu. Aha teklif. Aha teklif. Al koçum. Senin olsun. Al. Ben şöyle bir Toledo'ya bir yapıştırayım teklifi. Gel aslanım. Aslında Serse şeyin yedeği olabilir. Marco'nun yedeği olabilir ama Serse'nin top sürmesi falan yok ya. Kanat yapamaz. Bakayım. Sürme 13. Yalnız fiziği çok güzel oldu. Baksana ya, Koko'nun da şeyi çok güzel. Fiziği. Aslanım benim. Ya Junior seni ya trip yapacak diye sırf koymuyorum var ya. Yoksa direkt koyacağım da alıcısı çıkar mı emin değilim. Hadi bakalım. İnşallah bir an önce ittiririz ya. Ne diyeyim? Çok heyecanlı günler bizim için. Şu an bence kariyer çok heyecanlı gidiyor. Çok güzel transferler yapma imkanımız var. UEFA'da güzel işler yapma imkanımız var. Bakacağız bakalım. Ne olacak, ne bitecek hepimiz göreceğiz. İnşallah her şey fıstık gibi olur. Evet, haber bekliyoruz Chelsea.
Şu Nakata'yı al hemen. Bitsin bu iş. Of, 28, 29, 30 milyon euroya yakın şaka maka paramız olacak var ya. Çalışma izni sebebiyle aman diyeyim. Aman diyeyim. Ne zaman bitecek bu çalışma izni meselesi? İngiltere için normal ya. İngiltere'de çalışma izni ertelemesi oluyor. 23 Ocak. Bu transfer, bu bölümde gönderebilir miyiz? Şunu oynayacağım, bunu oynayacağım. Kupayı geç. 25'ine kadar oynayacağım. İyi, tamam. Bu bölümde gidecek Nakata. Bir dahaki bölümde Mark yok. Çocukta ne gördünüz bilmiyorum. Ben tabi oradan Robinho'yu çekip çıkardım hemen. Top sürme 19 ya. İt gibi hızlı var ya. Bir de ben Toledo'yu alırsam oraya. Bu da hızlı yalnız. Bu da boş değil. Ay, bitiriciliği 14'e düşmüş. Niye düşüyorsun ya? Dur dur, ben bunu oynatayım da çocuktan bir yıldız doğabilir. Performansa göre Toledo'yu alabilirsem değiştire değiştire oynarız. Toledo işi ne oldu bu arada ya? Reddedildi diyor. Bir buçuk yapayım hadi. İyi. Zaten yeterince değilmiş. Devam. 1200 önerdi. İkiye çıkarsam mı, bir buçuk yeter mi acaba? Toledo'yu kaptırırsam kötü olur yalnız. Bakacağız. Evet. Hemen Udinese ile oynayalım. Şuraya Morfeo'yu alacağım. Yerine Montano gelsin. Nakata yedek olacak. 8 olmaz, 10 olmaz. Sana 42 vereyim ya. Haydi bakalım. Göster kendini Marco. Şimdi Kokoto için kullandı. Oo, Cannavaro reis. Ne yaptın ya? Fabrizio ile anlaşınca tutuştu. Dedi ben şuradan bir gol mol bir şey yapayım, yoksa bizim ilk 11 gideceği dedi. Güzel. Rekabeti severim. Şimdi Morfeo köşe vuruşu. Vur bir tane daha. Blessi. Vurma. Vurma. Dayanamıyor. Bak, De Rossi alırsam, bir de Sampdoria küme düşerse, bir de oraya Palomba çakarsam. Of. Fena vurmadı ama kalecinin kucağında kaldı. Hadi Marco. Bir hızını görelim ya. Yapma. Çevir. Vur koçum. Of, gelişine var ya. Efsane yapıştırdı, efsane. Rooney'nin attığı gol gibi. Yarım vole çaktı şerefsizim.
Yavrum benim, güzel. Hemen. Hadi Marco, göster kendine. Nakata yaratmazsın. Sana inanıyorum koçum. Vur be. Asistini yapıyordu. Güzel güzel. Sağ taraftan iyi gidiyor. Şimdi bir kontrol imkanı olabilir. Oğlum şunu tutun bak, bomboş kaldı. Baba nasıl saldırdılar? Güzel. Hadi Marco. Al tekrar. Güzel. Açtı tekrar Sersi. Kalecinin kucağında. Şöyle bir baksaydım hafif sakat makat var mı diye. Yok, devam. Şimdi Ferrari'den Bolano'ya. Marco. Cannavaro. Morfeo. Ne yapacak? Marco'yu görebilir. Dağlara taşları atmayı tercih etti. Vur ona. Valla çok fazla yorgun yok. Şöyle bir Filippini yapayım. Ferrari dinlendireyim. Junior'ı Coco'yu dinle. Gerçi Coco hiç oynamadı ama yani Inter'de forma şansı bulamıyordu. Şu an sövüyor olabilir bana ama olsun, biraz yavaş başlasın. Vur be. İşte bu. Yo yo Marco olacak. Bu çocukta iş var. Sersi yine affetmedi ya. On maçta 10 gol 6 asist. 16 yaşında çocuk bunu da yapan. Yapma. Çok fazla düşüş oluyor abi ya. Yükselmeler de düşüşler de çok kolay oluyor. 0-3'te. Vur oradan. Hadi Filippini. Evet, 3-0'lık temiz bir galibiyet. Tamam, 3 puan aldığımıza göre şimdi transfer meselelerine tekrar dönebiliriz. Toledo'dan cevap bekliyorum. Nakata'yı göndermek için gün sayıyorum. Bir de De Rossi kaldı. Robinho da ay sonu gelecek. Oo, Juventus peşimde ya. 5 puanla takip ediyor. Ha, Milan'ın teknik direktöründen kurtulması lazım. Yani Maldini'yi bek oynatan bir adam bilmiyorum. Abi kira değil, kira değil. Alıyorsanız alın. Evet, Toledo'dan şey gelmedi. Biraz daha fiyat olarak yukarılara çıksak mı acaba?
Aha, öyle de umutsuz. Biz bu işi 2 milyona bağlarız. Bakma 2 milyon euro Toledo için çok da. Hadi neyse. Durdur şunu ya. Toledo kendini hem kulüpte kalmak istiyor hem de ayrılmasına izin verilmediği için kızgın. Tamam, ikiye gelsin ya. Önemli değil. Hemen şunu da satılık listesine koyalım. Zaten satmayı da düşünüyordum. Belki bir alıcısı malıcısı çıkar. Şimdi sola bir Bresciano atalım. Tamam. Coco, eyvallah. Tamam, kadromuz bu. Haydi bakalım. Aa, kupa maçı mı? Hayır ya. Yapma bunu. Yapma bunu. Güzel. İki de geldi. Sersi boş geçmiyor ya. Durduramıyoruz çocuğu. Ferrari'yi çıkartacağım. Keşke Bonera'yı çıkarsaydım. Bonera'yı da çok oynatıyorum. Boş yere zaman kaybediyoruz şu an. Başka hiçbir şey değil. Güzel. Ulan Junior. Ya sırf zararsın takıma ya. Başka hiçbir şey değil. Çocuğu koyacağım ya. Lan var ya. Abi hiç alıcısı çıkacağını zannetmiyorum. Yoksa koyacağım hemen. Bu sefer durduk yere üzülecek filan. Tripten tribe girecek. Oyuncudan gizli öneremiyor muyuz ya? Diğer kulüpleri önerdiğimiz nasıl hemen oyuncunun kulağına gidiyor anlamadım.
Konuşmayacağım. Git oğlum git. Allah Allah. Üç sekiz yüzde bırakayım. Ah. Değişken yapılı. Ruh hastası ya, çok açık zaten. Adam ilk 11'de oynadığına inanamıyor. Hiç Sersi'nin performansını da görmüyor galiba. Adriano'nun yerine zaten oynatmam da. Şunu kiralamaya uygun değil yapayım da. Alıyorsanız alın, birader. Aha Nobre. Oha. Ezequiel González filan diyor oğlum. Neler var burada ya? Biz transfer dönemini çok mu erken kapattık? Çocuk da fena değilmiş. PSG almış hemen. Dudu. Tabii çok bir şey belli olmuyor ama. Neyse biz şu alınmamışlara bakayım. Bir tane taş gibi sol kanat var. Öyleyse Bresciano'yu gönderebilirim. Neyse ben paramı bir Derossi harcayayım da. Şimdi Nakata'dan deli bir para gelecek. Basacağım imza parasını, tamam mı? Basacağım maaşı. Şu da fena değil bence. PSG aldıysa çok boş değildir. Ama öbür şeye ben Polomba'yı alacağım ya. Kafaya koydum. De Rossi Polomba ikilisi çakacağım. Şu Sampdoria bir küme düşerse inşallah. Abi bu Toledo'nun takımı niye bu kadar naz yapıyor? Anlamıyorum ki. 2 milyon euroyu nerede görecekler? Bilmiyorum. Aha. 2-300 diyor. Yok. Kulübü vereyim. Hadi al başınızın gözünüzün sadakası olsun diye. Başka bir tane daha oyuncu daha gözlemlemedim mi ben? Taş gibiymiş de 30 yaşında.
Devam. Evet, Parma taraftarı heyecanlı. Robinho'yu bekliyoruz. Yalnız Toledo'da gelirse çok hızlı bir ileri hücum hattım olacak. Toledo Robinho ikilisi var ya, Adriano'ya gol yağdırır. Adriano çat 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 bitirecek. Güzel. Marka biraz yorgun gibi olsun. Aman diyeyim oğlum, düşme. Sen bize lazımsın. Sırf geliş diye oynatıyorum ha. Bakacağım. Biraz Toledo ile çekişecek ya Marco. Aman dur. Ben de diyorum niye hiç atak olmuyor? Haydi Marco. Vur be. Dönene vurun. Bitiriciliği de var. 14 şu an, 15 olacak inşallah. 15'te düştü. Ferrari. Hemen güzel. Blessi. Vurma lan oradan. Bu var ya, oradan da vurur ha. Biraz şöyle gaz versem, uzaktan şut dene desem oradan da vuracak. Ver 23'e. Hadi Marco. Marco'nun da bu arada oyununu görmüş olduk biraz. Ne yapar, ne yapmaz. Tabi bir Toledo gibi yardıra yardıra geçmez ama pas alışveriş filan çok güzel ha, baksana. Kadroya çok şey katar net. Hadi Adriano. Girdi. Uf. Çok fena yapıştırdı var ya. Direğe çat diye yapıştı girdi. Aslanım benim. Güzel. Her zamanki gibi ilk yarımız forvetlerle birlikte coştu. Abi 19 gole direkt katkısı var. Çocuğu yani yedek bırakmaya vicdanım el vermeyecek neredeyse. Aman diyeyim, offside, offside. Hoca offside. Evet, sayılmadı. Allah'tan Robinho'yu parayla almadık ya. Parayla alsam çok üzülecektim. Adriano çevir içeri. Vur be. Güzel. Aslanım sersi var ya. Ekmeğini taştan çıkardı. Hadi Adriano aşırt. Yapma be koçum be. Şimdi Boğan'la da top. Adriano. Çevir içeri. Serse o top sen. Ooo Marco. Bitiriciliği de var ama. Yukarıdan dışarı çıktı. Marco seni biraz dinlendireceğim. Serse seni biraz dinlendireceğim. Bonera seni hiç dinlendirmiyorum. Gel. Tamam. Temiz bir galibiyet. Juventus puan kaybetmiş. Ne ara kime puan kaybetti? Allah Allah. 18. 17 de demiyor. Çok fena coşuyoruz var ya.
Serie A'yı salladık salladık. Devam. Bir de oraya Toledo çaktın mıydı? Devam. Evet, artık taraftar Toledo'yu bekliyor. Gelmezse sıkıntı olmaz. Sersi'yi yedeği yaparız. Sersi çok fazla kanatta verimli olacağını zannetmiyorum ama bu sezonu kurtarır. 2.3'e anlaşmamız lazım ya. Hadi bakalım. Ayın 20'sine kadar geldik. Robinho herhalde bu bölümde gelmeyecek. Bir dahaki bölümde gelecek. 26'sı falan diye hatırlıyorum Robinho'yu. De Rossi meselesi de herhalde 26'sında falan çözüyor. Oo, güzel. 525-85. Para değil. Devam. Şey gidecek. 21'inde miydi? İnşallah yarın gidecek. Nakata. Parma için çok kritik saatler. Çok güzel parlattık yalnız Nakata'yı. Sezon başı satmaya kalksam kimse almazdı. 6 ayda hop, hiçbir katkı da vermedi takıma, ben size söyleyeyim. Marco daha iyi katkı verdi. 2 maçta 2 asisti var. Güzel. Bugün gidecek inşallah. İtalyan Cup. O arada İnşallah o arada Nakata'nın transfer teklifine hayır demez. Derse ben çıldırırım yani. Beş sıfır yenmiş. Kaç, 23'ünde falan mıydı? Hatırlamıyorum ki. Devam. Bakalım.
Aha 15 olmuş tekrar. Aslanım benim. Güzel, fizik olarak da yükselmeye başladı. Baksana. 5 maç oynamış, 5 asist yaptı bile. Bir de bizim Nakata'ya bak. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Sezonum var ya, şu an en iyi transferini yapıyorum, satabilirsem. Ya ortalığı bulandırmayın ya. Yok abi, Brezilya'ya gitmez herhalde. Fonte Preta. Bak şeyini hatırladım, bu Fonte Preta'nın duruyor mu hala acaba? Kaçıncı ligde? Aha. Ya var ya, bekledi. Oha. İptale basacaktım var ya. En soldakine hızlı bir şekilde elim gidiyordu. Aman diyeyim koçum. Şeyde, FM'de en solda galiba. Hadi Toledo, uzatma bu işi. Vallahi aldı. Sezonun itelemesini yaptık ya. Bir de Chelsea'de de o zaman bir sürü var yani kanat. Damien Duff var. Joe Cole var. Sağ tarafta Gronskischer mi, öyle bir şey vardı. Hatırlamıyorum tam nasıl okunuyor. Baksana Joe Cole, Duff sol tarafı kuvvetli de sağ tarafa eksiği, evet, sağ tarafı yok. İyi. Hayır getirsin inşallah. Ne diyelim yani? $26.500. Daha fazla olması lazım aslında. İmza attır çıkmış. Beyler burada bırakıyorum. İlgilenmiyorum diyor. Sen rahat ol. Ben seni ilgilendirtiririm. 3 milyonu basacağım. Var ya, De Rossi gibi bir oyuncu için şey diyorum, maaşı biraz düşük tutayım. İmza parasını abanayım. 3 milyon euro değil de mesela 2.500 maaş vereyim. Zaten De Rossi'nin maaşı ne olacak? 3 milyon euro da çat. Çok güzel olur. Evet arkadaşlar, burada bırakıyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.